Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videomda sizlere yapmış olduğum büyük kozmetik alışverişlerimden bahsedeceğim. Bayağıdır video çekmiyorum. Yaklaşık 2 ya da 3 ay oldu. O zaman da yaptığım alışverişlerden bahsedeceğim. Hemen başlamak istiyorum. İlk olarak kozmetikten başlayacağım. Bu 3 ay içerisinde bayağı bir oje alışverişi yaptım. Şöyle 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane Golden Rose ve Flormar'dan yaptım. Bu hemen başlıyorum. Golden Rose'un Color Expert serisine ait 35 numaralı ojesi. Çok güzel bir oje. Çok 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 severek kullandım. İki katta rengini gayet güzel bir şekilde veriyor. Ben bayıldım. Size de gönül rahatlığıyla tavsiye ederim. Ben böyle koyu renk aşığı olduğum için çok seviyorum bu tarz renkleri. Sonra 34 numara. Bu da çok güzel yüz nötrlü bir bordo. İçinde kahvelik barındıran bir bordo. Kesinlikle güzeller. 59 numara. Bu da çok güzel bir mor. Koyu bir mor. Ben bayıldım. 31 numara bu da. Bu da çok güzel açık böyle bir morun tonu. Sonra güzel bir pembe tonu. 13 numara. Şöyle pembe tonlarından hoşlanıyorsanız. Sonra Golden sonra hocam Rich Color serisine ait 110 numaralı şu ojesi. Bu seriyi çok seviyorum. Bu da 3. hocam. Sonra Flormar'ın en sevdiğim oje serilerinden bahsedeyim. 60 saniye ojelerinden SQD 05 ismini okuyamayacağım şu serisi. Bunlardan gayet memnunum. Bu da iki katta rengini çok güzel veriyor. O yüzden bir tane daha eklemek istedim kullanıma. Mat serisine zaten bayılıyorum. Bundan bir tane bitirmiştim. İkincisini aldım. Neon Pink M117. Pardon, 17. Sonra Süper Şans serisinin ambalajları değişmiş arkadaşlar şu şekilde. Bunun fırçasının yapısı bana çok ince geldi. Diğerleri kalın olduğundan. Ama renkler çok güzel. 42 numara ve 19 numara şöyle bir şişiriyor. Sonra Instagram'dan bir alışveriş yaptım. Kendisini göstereceğim kesinlikle. Hemen burada zaten. Instagram'ın sahibi kozmetik var. Şöyle görmüş olduğunuz üzere Funda Hanım'ın sayfası. Ben çok 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 severek yaptım bu alışverişimi. Gayet güzel. Ve memnun kaldım. Hani o kadar güzel ilgileniyor ki sizinle. Gayet memnun kalıyorsunuz. Ve Funda Hanım yurt dışında olan markalara getiriyor, sizi diyor ve satıyor kendi sayfasında. Ben de Hard Candy markasına ait 4 tane ürün aldım. Bir tanesini maalesef gösteremiyorum. Kırıldı ve bozulmasını istemiyorum. O yüzden bu 3 ürünü göstereceğim. Hard Candy benim için ambalaj bakımından çok güzel bir marka oldu. Böyle tam kadınlara nasıl hitap edileceğini bilen bir marka olduğunu düşünüyorum. Çünkü benim için görsellik çok önemlidir. İç güzellik kadar. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Ürünün içindeki söyleyeceğim. Yani ürünün performansı kadar görselliği de önemli demek istemiştim. Çok uzattım. O yüzden beni bayağı bir doyurdu. Şu Venus rengindeki curling maskarası 222 252 numara. Şöyle. Dediğim gibi görsel açıdan çok güzel bir marka. Şöyle bayağı kalın bir kör maskara.
Ben çok sevdim. Rengi güzel bir mor. Fakat bunu yani fırçasını nasıl göze şey yapacağımı anlayamadım. Çünkü çok şöyle büyük olduğu için. O yüzden biraz daha kullana kullana öğreneceğimi düşünüyorum. Sonra ilk 3 tane far almıştım. Birini göstereceğim. Bu tekli farlarından 277 numara Luna Eclipse. Çok güzel bir yeşil. Bence hayatımda gördüğüm en güzel ikinci yeşil farlardan biri. Şuradaki koyu renk. Rengini de çok güzel veriyor. Fakat gözleriniz yağlıysa birazcık şey hani kalmama sorunu yapıyor. Bu da Intergalactic rengi 272 numara. Şöyle söyleyeyim. Bunun rengi çok güzel bir renk. Fakat rengi almak için mesela şöyle küçük dokunmuş yetmiyor. Şöyle bayağı dokunmanız gerekiyor. O da şöyle. Ben çok memnun kaldım bu alışverişten. Hatta diğerini de göstereceğim ama şöyle göstereyim çünkü kırıldı. Açamayacağım. Bu da çiftli farlarından 64 numara Hidmaintenance isimli rengi. Şöyle. Ben yanlışlıkla düşürüp kırdım bunu. Ama bozulma olmadığı için kullanacağım. O yüzden açmıyorum. Gayet güzel bir alışverişti benim için. Sonra Avon'dan birkaç alışverişim oldum. İlk olarak kendime pudra aldım. Idol Flower serisine ait gayet güzel bir pudram. Ben Avon'un bu Idol Flower serisine bayılıyorum arkadaşlar. Bayağı da ürünü var elimde şu anda. Şöyle bir pudra. Light Medium rengi. Mesela bu ürün ben de ikinci kez kullanıyorum. Hatta bir tane de yediğim var. O kadar memnunum çünkü. Doğal görünüm sağlıyor bu koleksiyon. Ve nemlendirme ağırlıklı. Benim için nemlendirme ağırlıklı fondötenler daha iyi. Cildimin hava almasını daha çok seviyorum. Şöyle. 18 gramlık bir köpük fondöten. Bazı köpük fondötenlere göre gramajı çok büyük oldukça. Sonra bir fondöten daha aldım. Fleur Mar'dan. Mat Touch fondötenim. Yapısını gayet sevdim. Gayet güzel bir şekilde matlık sağlıyor. Fakat bu en koyu rengi olmasına rağmen bana bir ton daha açık geldi. Renk skalası az. O yüzden tekrar alır mıyım bilmiyorum. Ama fondötenin yapısı çok güzel. Sonra şöyle City Color'a ait bir far paleti aldık. Bunu annem çok sevdi. Avon'un ruj koleksiyonlarına bayılıyorum. Özellikle de en son çıkardığı mat serisine. 3 tane aldım. Şu anda da en sevdiğim rengi dudağımda. Ondan başlamak istiyorum. Ambalajları çok güzel. Siyah üstüne füme. Mat merlant rengi. Matlar ama kurutmuyorlar. Burada gördüğünüzden birazcık daha koyu bir rujla çürüyor. Aşığım arkadaşlar bu ruja. Yani tam benlik bir ruj. Hatta şöyle biraz daha süreyim. Ben çok bayıldım. Kesinlikle size tavsiye ederim. Bu mat T grip P rengi. Şöyle. Bu da çok koyu bir bordo. Sonra Matte Rose isimli şöyle nude bir pembe. Çok güzel. Kokuları, yapıları, ambalajları hepsi çok güzel. Sonra 18 numara Golden Rose'un Mad Velvet serisine ait. Bu benim ikinci kutum. Bunu da çok seviyorum. Sonra Sephora'dan bir alışverişim oldu. Bu benim Sephora indirimlerinden ikinci ürünüm. Bu da 02 Purple Night Eyeliner'ı, jel eyeliner'ı. Şöyle gayet güzel bir mor renk.
Rengini almak için birazcık zorlamanız gerekiyor ama ben seviyorum. Sevdim yani. Sonra Avon'dan iki tane dudak kalemi aldım. Avon'un dudak kalemlerini çok seviyorum. Gayet de güzeller. Nude rengi ve True Red. True Red'den ikinci alışım. Gayet de güzel. Bir tane Stix kapatıcı, bir tane de likit kapatıcı aldım. Göz altıma uyguluyorum kapatıcıyı genelde. Bu göz altı için birazcık hafif yapılı olduğunu düşünüyorum. Stix kapatıcıları daha çok seviyorum göz altımda. Daha çok morluklarımı kapattığı için. Şöyle de iki tane kapatıcı. Bir tane daha ruj aldım. Çok güzel bir ruj. Bu Anem'in dudak dolgunlaştırıcı serisine ait bir rujum. Luminous Rose isimli. Biliyorsunuz bu seri birazcık yaşlanma karşıtı seri. Fakat ben bu seriden mesela şu rujlarına da çok bayılıyorum. Şöyle de renk olarak göstereyim. Yani ruj renkleri bu seride çok güzel. O yüzden böyle doğal makyaj yaptığımda bunu çok seviyorum. Bu arada saçlarım için çok özür dilerim. Şöyle hemen yapıp hemen videoya geçmek istedim. Kozmetik ürünlerim bu kadar da gelelim. Cilt bakımı. Hatta cilt bakımından daha fazla şeyim. İlk önce şöyle bir diş fırçası aldım. Colgate'in ince diş fırçası ikili. Birini kullanmaya başladım. Diş etlerim de hassasiyet oluştuğu için yumuşak fırçalar kullanıyorum bu aralar. Şöyle. Seviyorum Colgate markasını. Sonra L'Oréal Paris'in bu Skin Perfect serisine ait gündüz kremini aldım. Şu gayet de 3 gündür kullanıyorum düzenli bir şekilde. Gayet de güzel bir ürün. Yani cildimde sorun yaratmadı. O yüzden sevdim. Tekrar alır mıyım? Alabilirim ama başka markalarda denemek istiyorum. O yüzden bu bitince başka bir marka alabilirim. Ama benim bu zamana kadar kullandığım en güzel gündüz kremi Avon'un Anem serisine ait Vitale isimdeki gündüz kremiydi. Ben ona bayılıyorum. Yani onun yerini kimse tutamaz ama gene de deneye deneye öğreneceğiz bakalım. Sonra L'Oréal ürünlerini çok seviyorum. Ve L'Oréal'in makyaj temizleyicisini çok seviyorum. Bu da ikinci kez alışım. Yani hayatımın makyaj çıkartıcısı benim bu. Hassas gözler için çok ideal bir ürün. Çift fazlı oluşunu çok seviyorum. Gayet de güzel çıkartıyor makyajı. Yani tek bir tane L'Oréal ürünü alacak olsam bunu alırım kesinlikle. Çünkü çok iyi bir ürün. Son L'Oréal ürünüm saç ürünü. Bundan iki tane aldım. Sadece birini göstermek için getirdim. Elsevier'in Extraordinary Oil'u. Bunu çok seviyorum. Saçlarımı yumuşatıyor. Parlaklık veriyor. Maske şeklinde uygulayabiliyorsunuz. Ve gayet güzel bir ürün. Ben çok 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 sevdim. Sizlere kesinlikle tavsiye ederim. Zaten genel anlamda da YouTuber'lar bu üründen memnun. Sonra bir saç ürünü daha. Pantene'in bu güçlü ve parlaklık veren zayıf ve yıpranmış saçlar için olan kremi. Durulanmayan kremi. Bu da uygunken bir denemek istedim. Şöyle. Benim hayatımın şampuanı. Glisin bu keratin içeren şampuanı. Çok 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 seviyorum bu seriyi. Yani şimdi bir tane her videosu çekeceğim. Orada da göreceksiniz. Ben böyle bir şampuan görmedim. Her ay uygun fiyata düştüğü zaman alıyorum. Ve yani benim videolarımda göreceğiniz bir ürün bu. Size gönül rahatlığıyla tavsiye ederim.
Benim'den 3 tane ürün aldım. Benim'in kara pamuğu, Benim'in yuvarlak pamuğu ve Benim'in makyaj düzeltme çubuğu. Şöyle. Benim markasını da zaten diyecek bir sözüm yok. Herkes beğeniyor. Ben de çok seviyorum. Parfümün duş jellerine bayılıyorum arkadaşlar. Çikolatalısı, vanilyalısı, çilekli hariç. Çilekli bana biraz yapay geldi. Bu spa, termal spa serisi ve bu aromaterapi serisi. Özellikle de şuna bayılıyorum. Annem bunu seviyor. Annem vanilyalısıyla bunu seviyor. Yani bu çok güzel bir seri. Özellikle de benim çiçeksi kokulardan hoşlanıyorsunuz. Şöyle indirimdeyken 2 tane almışız. Sonra bir ağız gargarası aldım. Dediğim gibi şöyle dişlerim çok fena olduğu için. Bunu güzel böyle ağızdaki mikropları şey yapan bir diş macunu. Ay diş macunu diyorum. Diş gargarası. Diş değil pardon. Ağız gargarası. Sevdim. Hani dişlerim iyileşecekse zaten sevmek zorundayım. Pişmanım dişlerimi fırçalamadığım için. Çok günlük gülistanlık diş fırçalayan bir insan değildim ama artık dişlerimin kıymetini anladım kanayınca. Şöyle Eclipse'in bir eyeliner fırçasını aldım. Bu gayet güzel bir eyeliner fırçası ve 3,5 2 ya da 3,5 lira gibi bir fiyatı var. Sonra bu Food Factory isimli nano aromalı ayak bakım sörbü yani. Neydi bu? Bayağı güzel bir nane kokuyor. Deneyeceğim. İnşallah da güzel çıkar. Ve son ürünü. Faun'un bu deodorantları. Yaz için çok mükemmel. Çiçeksi bir koku. Annemle aşığız bu kokuya. Ve ben çok 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 seviyorum. Bayılıyorum yani. Kesinlikle güzel bir ürün. Bunun ikisini alana bir tane plaj çantası veriyorlardı. Gayet de iyiydi. Başka var mı düşünüyorum. 2 tane daha seç ürünüm var. Onları göstermeyi unutmayayım. Bu Bella Flex'in yani Vella'nın Bella Flex serisine ait köpüğü. Bununla saçlarımı çok güzel yapıyorum. Yani şu anda da böyle bununla. Gerçekten güzel, hafif yapılı. Sertleştirmeden güzel bir şekilde şekil veren bir ürün. Çok çok aşığım. Bu benim hatta ikinci şişem. Taft markasına yani Schwarzkopf'un Taft markasına bayılıyorum arkadaşlar sprey olarak. Çok sertler. Çok güzeller. Saçı sert tutuş sağlıyorlar. Böyle sıkayım. Ve bu sert tutuşa aşığım. O yüzden kesinlikle size tavsiye ederim. Bu 5 numaralı kafeinli olan. Bunun morlusunu da çok severek kullanmıştım. Yani bu markayı çok seviyorum. Benim alışveriş videom bu kadardı. Şimdi bitenler videosuyla karşınızda.